Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle kaktüslerimle size merhaba diyeyim dedim. Sizinle kargo hazırlayacağız. Kargo Kuşadası'na Zeynep Hanım'a gidecek. İstedikleri neler, istedikleri ne? Şimdi arkadaşlar beraberce hazırlayacağız. Şu biliyor musunuz? Özel bir tür Lola'nın, Lola denilen bitkinin yaprağı. Öyle diye biliyorum. Şimdi benim buradaki türüm var ya arkadaşlar. Zeynep Hanım. Bunu istemiş. Şöyle ikisini. Büyük ihtimalle ben onu böyle köklensin diye oraya koymuşum. Şöyle küçücük köklenmiş. Bu tam köklenmiş. Burada. Şöyle de şurada başka bir tür var. Böyle arkadaşlar, bunu alayım dedim. Bu arada Zeynep Hanım'ın istediği bunları ve başka türleri birkaç kişi birden istemiş. Diyorum ki şansa bak. Bir kişinin istediğini aynı anda 2-3 kişi istemiş olması. Şimdi onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunları buraya getirdim. Şöyle o kadar güzel gül olmuş ki. Yanında da bu vardı. Kıyamadım ayırmaya. İkisini bir kendisi de böyle eker diye düşündüm. Çünkü ikisi o şekilde çok güzel duruyorlardı. Şu saksımı buraya getirdim. Şimdi normalde doğruyu söylemek gerekirse bu saksımdaki hiçbir şey, şunlar satılık değildi arkadaşlar. Fakat Zeynep Hanım, Fatma Hanım bunlardan bana şunları gönderir misiniz dedi. Bir de şöyle bir şey var. Zeynep Hanım benim ilk defa benden alışveriş yapan birisi değil. Sürekli alışveriş yapan birisi. Bakın arkadaşlar, şundan şurada bir tane daha varmış. İki taneymiş. Mecburen köklüsünü kendisine yollayacağım. Koptu. Taş gibi olmuş. Bunun yaprağı şeyi, çiçeği çok güzel oluyor. Şöyle köküyle beraber bundan da göndereyim kendisine. Keşke kopmasaydı ya. Ama şöyle arkadaşlar bakın, şuradan büyür. Ha, çiçeği de böyle. Ay, ne kadar güzel çiçeği arkadaşlar. Bakar mısınız? Çiçeğine, çiçeğine açmış. Özel bir tür diye biliyorum. Bakın. Çok güzel. Çiçeğini açmış. Bunu da ben kendim dikerim. Şimdi bunların da çiçeklerini bilmiyorum. Bunlar kırmızı, benim türümden değiller. Bunlar farklılar. Bakın nasıl bu farklı bir türse. Bunlar özel türler arkadaşlar. Bunları ben almıştım. Daha bende çiçek açması nasip olmadı. Fakat bu konuda Zeynep Hanım'ı da kıramadım. Şöyle. Ay, taş gibi olmuş saksı. Şu kaktüsü de istedi arkadaşlar. Bu kaktüsü sökmek için maşayı aldım elime ama yok, maşaya yildi, o sökülmüyor. Arkadaşlar şurası yaralandı ama bir şey olmaz, gidene kadar orası kurur, çekerken yaralandı orası. Bakın bu bir tane arkadaş demiş ki, Fatma Hanım demiş, o
Yakut kolyelerini demiş aşağıya ekebilirsiniz demiş bahçeye demiş. Ben de yani öyle mi yapsam diyorum. O kadar altında bitki kalmış ki. Arkadaşlar o yakutları isteyen varsa hemen kargoyla gönderebilirim. Yoksa aşağıya ekeceğim. Bahçeye. Şimdi burada benim olan türlerin bakın arkadaşlar şunlar farklı farklı türler. Şunlar bir türler, şunlar farklı. Ve şöyle bir şey var. Köksüz olanını ben kendime ayıracağım. Köklü olanını göndereceğim. Çünkü köklü olanını söz verdim. Ben yetiştiremiyorum dedi, köksüz dedi. Bakın şundan bir tane gönderiyorum. Şunu da sökmem lazım. Bunu da göndereceğim. Burada bakın arkadaşlar bir tane atlasım varmış. Atlasım da kurumuş. Ölmek üzereymiş. Bu vesileyle de aslında ekimini yaparım. Kendiminkileri şuraya ayırıyorum. Şundan koydum. Zeynep Hanımcığım. Bundan şu. Bunu koydum. Şu. Bu var. Şimdi şu bunların aynısı mı? Onu bilemedim. Bakın şu çok güzel bir çiçekleri olan bir tür. Bu bildiğim kadarıyla polis rozeti. Bakın şurada da şöyle bir grup. Şurada da şöyle bir grup var. Tabii bu arada koptu aşağıya düştü. Arkadaş. İnanmıyorum. Şöyle hepsi düştü. Aa arkadaşlar bunun çiçeği de açıyor. Çok değişik bunun da bir çiçeği var. Bunu da Zeynep Hanım'a göndereyim. Şöyle ben köksüz olanlardan kendime birer tane almış olayım. Saksı da arkadaşlar o kadar kurumuş, o kadar kötü olmuş, yakutlar o kadar suyu çekmiş ki. Şurada da yakut var. Bu yakutları bitki arasına ekmemeye özen gösterin. Benim yaşadıklarımı yaşamayın. Biliyorsunuz ben böyle bir yakut için kaktüs saksısı dağıtmıştım. Şimdi de bu saksıyı dağıttım arkadaşlar. Şu kısma biraz böyle şey yaparım. Kazar tazelerim.
Şurada yine bir bitki var. O kadar kötü olmuş ki bütün vitamini bile bitirmiş. Bakın şurada var. Şu türden. Şöyle çiçek açıyor. Ama bu türlerin arkadaşlar özel türler olduğunu, yani kesinlikle özel tür olduğunu biliyorum. Şunun şurasında küçük küçük kökleri oluşmaya başlamış. 1 2, şu şunda 2 3 4 5 tane, 5 tane özel türden arkadaşlar. Şu şundan da yokmuş onun. Şu leş kaktüsünden. Burada mutlaka köklü vardır. Köklülerden bunlardan da göndereyim. Şurada var. Bunun çiçeği çok güzel. Altı tane arkadaşlar. Altı tane bitki koydum. Altı tane bitki koydum. Zeynep Hanım'ın bunlardan altı tane özel tür leş kaktüslerinden koydum. Çok farklı farklı çiçekleri var. Bunu biliyorum arkadaşlar. Onları da toparlayabilmek için o kadar zaman uğraş harcamıştım ki. Buradan da kendi saksısından almak istemiyorum açıkçası. Şu saksının şu kısımdaki boşluk yerlere doldurup ondan sonra tekrar ekimimi bu kısma yapmak istiyorum. Çünkü yer sıkıntım da var biliyorsunuz. Yani bu böyle nasıl oldu ben hayret ediyorum. Öyle nasıl olabilir? Bu kadar sertleşebilir. Şöyle buraya toprak koyacağım. Fakat bakın arkadaşlar, bu toprak ne? Bu toprak seradaki bitkilerimin işte bazısını köksüz saksısız gönderim yapıyorum. O saksısız gönderim yaptığım zamandaki toprak olmuş oluyor. Onları poşetliyorum ve böyle kompost toprak şeklinde saklamaya çalışıyorum. Ağzını falan, yani o usulle saklamaya çalışıyorum. Şimdi belki hani o toprak zararlı, şöyle böyle diye düşünülecek. Bakın arkadaşlar, şunların toprakları, yani niye zararlı olsun? Zararlı olmayacağını düşünüyorum ben. Şöyle biraz komposttan da koyayım. Şöyle lav taşları var. Havalı olsun biraz. Aslında kompostu alt tarafa koyup üst tarafa biraz daha seçilmiş toprak koyabilirdik. Ama neyse.
Neyse arkadaşlar, siz yabancı değilsiniz. Siz çok görmezsiniz bana. Şimdi buna ekim dikim yapacağım. Şunu da buradan alacağım. Durmadan elime gelip duruyor. Bakın fındık kabukları. Ondan sonra kestane kabukları. Şunun alt kısmına da, bunun alt kısmına da biraz sonra koyarım arkadaşlar. Ben onu kamerayı kapattıktan sonra koyarım. Şu üst kısmı birazcık daha ben toprak ekleyeyim. Ondan sonra videomu açayım. Şurada bir tane var. Şöyle bakın. Ölmemiş de, olmamış da, havai kök olmuş, bir şeyler olmuş. Böyle bir bitkim var. Onu da buraya ekeceğim. Ben şu kısmı bir doldurayım. Ondan sonra videomu açayım. Şimdi arkadaşlar, şu kısımların ekimlerini yaptım. Köksüzler. Şunu tamamen parçaladım, ektim. Çünkü çiçeğini çok beğendim. Size gösterdim. Başta gördünüz. Harika. Bunlar köksüzler. Köklü olanları gönderdim. Gönderdim değiller. Göndereceğim buradaları arkadaşlar. Burada kompost malzemelerim var. Onları da size bir göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, saksımı ektim. Köksüzler. Şunu buradaki sukulentlerimde, şeylerden, leş kaktüslerimden ektim. Bu. Ondan sonra biliyorsunuz şunun çiçeği harikaymış. Bakar mısınız? Bu özel tür. Yani köklüsünü ben gönderiyorum. Köksüz olanını kendime şuraya 3-4 tane ektim. Hatta şunu şurası kurumuş ama o şekilde eker göndereyim. Çünkü şuradan kök yapmış. Buradan kök yapmış arkadaşlar. Oradan da hiç kopartmadan onu yapabilirmişim. Nasip. Bunlar burada. Bu da onun aynısı diye biliyorum ben. Şu arkadaşlardan da hepsinden gönderdim. Sadece şundan göndermedim. Bundan da şurada bir dal var. Sadece bunu köksüz olarak göndereceğim. Çünkü bunun çiçeği açıyor. Çiçeği açacağı zaman da arkadaşlar, bunlar çok hassas oluyorlar. Kıyamıyorum. Şimdi köksüz şekliyle tutar mı? Bakacağız arkadaşlar. Çok sulamazsam, ilaç da kullanmadığım için, yani biliyorsunuz ben çok fazla, eğer oldu da böceklerden baharda bit oluyor. O bit olursa sadece bit için bir ilaç kullanıyorum. Şurada da bir tane şöyle şey var arkadaşlar ya. Şöyle bir perlem var. Onu da hem ekeyim hem konuşalım. Eğer biliyorsunuz kışın bir bitlenme olursa, şey baharda, o zaman sadece yapraklarına bir fıs fıs yapıyorum. Onun dışında ilaçlama yapmadığım için bitkiler çabucak kök tutuyorlar. Kolay kolay ölmüyorlar. Çok güzel videolar, çok güzel geri dönüşler alıyorum arkadaşlar gönderdiğim bitkilerden. Yani çok fazla benim kendimde sıkıntı yaşamadığım için, gönderdiğim kişilerin de çok sıkıntıyı yaşamadıklarını görüyorum. O yüzden de hani köklü de göndersem, köksüz de göndersem bu konuda benim içim rahattı. Ama Zeynep Hanım, yani ben köksüzü kolay kolay tutturamıyorum, ölüyor, köklü gönderin diye rica ettiği için arkadaşlar, kırmak istemedim, köklü göndermek istedim. Bu bitkilerimi kolay kolay yani satışa koymuyorum. Ama yani Zeynep Hanım'a yok diyemedim, göndermek istedim. Çünkü
bayağıdır benden çiçek alıyor arkadaşlar. Hepiniz de benden bayağıdır çiçek alıyorsunuz. Allah razı olsun. O da bayağıdır çiçek alıyor. Dedim ki heves etmiş olsun bari göndereyim. Öyle bir şey yaptım. Niyetimi ettim. İnşallah benimkiler de büyür. Benimkiler de büyüdükten sonra sizlere güzel güzel çok çok gönderirim. Ama leş kaktüslerinin tam zamanı, tam mevsimi, tam açma zamanı. Açtığı zaman harika olacaktır. Şunun çiçeğini görmüş olduğum için bakın çiçeği kökte bir tane. O yüzden ondan sadece köksüz şu şekilde gönderdim ama bakar mısınız? Bunların çiçeklerinin hepsinin tek tek böyle özellikle aldım ben bunları. Çok güzel olduğunu çiçeklerini biliyorum. Şu arkadaşlar da kalkar aşağıya düşer. Şunları yine de ben şöyle yapayım. Ne olur ne olmaz. Bitkilerim aman benim için çok kıymetliler. Şöyle şunun altında doldurayım. Bu arada arkadaşlar kompost, biraz kompost koydum. Biraz bu seradan gelen bitkilerimin torfundan koydum. Bazı arkadaşlar hani bu seradan gelen torfları kullanmadıklarını söylüyorlar ama ben şöyle kompost kabama atıyorum arkadaşlar. Kompostta ne var? Bakın muz kabuğuymuş. Mesela ne olduğunu unutmuşum. Bitki kökü. Şöyle. Artık kompostlaşmış arkadaşlar. Ne olduğunu tanıyamıyorum ve orman toprağı olmuş. Böyle de perli yaprağı düşmüş az önce. Böyle bunu götürüp yerine koyacağım. Burada arkadaşlar dünya kadar yakut kolyesi var. Almak isteyen varsa gönderebilirim. Almak istemiyorum, hayır diyen olursa aşağıya ekeceğim. Lazım oldukça da aşağıdan alırım diye düşünüyorum. Bahçeye götürüp bir ağacın dibine ekmeyi düşünüyorum eğer olursa. Ama yani ben kendi bahçeme de ekebilirim diyen olursa kendi kargosuna ekleme yaparım. Kargo onunla çok mu tutar? Gardırop'tan zaten çok tutmuyor. Yani gardırop'tan arkadaşlar birazcık benden kesiliyor. Birazcık sizden kesiliyor. Bence çok makul, çok uygun fiyatta kargo çıkıyor. O konuda da hiç endişeniz olmasın. Şöyle ufak tefek ara boşluklar var. O ara boşlukları da şöyle dolduracağım. Şunlarla. Şuraları da doldursam iyi aslında. Çökme olur mu? Çökme olacağını düşünmüyorum. Çünkü saksı zaten doluydu. Ve ben üstüne ekleme yaptım. Ama şunu unutmamak lazım. Örtücü türler arkadaşlar hızlı büyüdükleri için saksının bütün vitaminini almışlar. Saksıdaki toprak aynen olmuş. Ekilmiş buğday tarlası toprağı gibi olmuş. Çok kötü olmuş. Ama yine de üstüne devam ettim. Doğru mu yaptım? Çok da doğru değil aslında üstüne devam etmek ama bu saksıyı dağıtırsam eğer bir daha kolay kolay bu saksıyı toparlayamam. Şurada biraz büyümesini istediğim fretlerim var. O fretler için bir de arkadaşlar şuradaki şunlar için solucan kaktüslerim için. Çünkü solucan kaktüsleri çok yerinden kımıldattığınız zaman bir dahaki sefere çiçek açması bir yıl sonraya alıyor. Bunlar da kırmızı çok güzel çiçekleri olan bitkiler. Onları da toparlayamazdım daha. O yüzden onların hatırına bu senelik bu saksıyı böyle biraz idare edeceğiz. Ama ekim dikim videolarım olacak. Çünkü çok ekim dikimlik işim var. Saksılarım gerçekten çok vitaminsiz kaldı. Burada kompostlar, topraklar böyle duruyor. Böyle 3-4 tane şöyle hazır bekleyen
kapının dibine konulması gereken şeylerim var. Topraklarım var. Topraklarım da hazır. Altına kompost, üstüne şöyle torf olacak şeklinde hazır. Bakalım arkadaşlar, yani nasıl edeceğiz? Sıra nasıl gelecek hepsine? Çok farklı şeyler de yapmak istiyorum. Şöyle bakın, kalpli sarmaşık var ya şu, ondan da biraz ekim yapmak istiyorum. Ama size bir tavsiyem var. Videoyu öyle kapatacağım. Sakın sakın siz olun. Şurada Fatma'nın sözünü dinleyin. Sakın yakut kolyesini saksılarınızın şöyle ucundan sarksın diye şuracağı bile ekmeyin. Yemin ediyorum bu, bak tek kök. Tek kök. Sadece şöyle bir köşeye ekmiştim. Aşağıya sarksın diye. Sen aşağıya sarkma. Toplan saksının içine. Yani benim şansım mı, kaderim mi? Cesur da böyle arkadaşlar. Cesur bakın, doğumunu yaptı bilmem ne. Onun çocuklarına baktık. Neler çektim, neler çektim. Hala illa günlük yemeğini bizden yiyecek. Diyorum ki her şey mi diyorum bize doğru yürür ya. Yani örtücü türde eksem benim evime doğru büyüyor. Hayvan da olsa benim evime doğru geliyor. Rabbim inşallah rızkını benim evime doğru yollasın. Sizin evlerinize doğru yollasın. Rabbim inşallah başka sıkıntılar göstermesin. Sıkıntımız arkadaşlar böyle örtücü türlerden olsun. Ama orada yemin ediyorum 3 kilo örtücü tür var. 3 kilo. Hayırlısı olsun. Hayırlı olan olsun. Son olarak da şöyle size benim sera bitkilerimden göstereyim. Çünkü bunlardan bugün isteyenler var. İsteyenlere gönderdikten sonra bu büyüklükte bir daha bitkiler bulur muyuz? Bu fiyata bulabilir miyiz? Bilemiyorum. Şöyle arkadaşlar, büyüklüğünü size göstereyim. Saksıya koyduğumda şöyle bakın. Şu büyüklükte bitkiler. Çok güzel bitkiler. Hiç kaçırmayın derim. Yani alın. Çünkü ben de Allah izin verirse kendi saksılarıma ekim yapacağım bunlardan. Bakın şu altlarından kurumuş, bakım yapmam lazım. Bu bende böyle olmadı. Bu seradan aldığım zaman arkadaşlar şöyle seradan aldığım zaman böyleydi. Hatta dedim ki niye bunlara bakmıyorsunuz dedim. Dediler ki yani bizde dedi bir tanesi, bir seracı, sukulentten daha ziyade dedi kaktüs çok satılıyor dedi. Kaktüsler aranjmanlarda daha dayanıklı olduğu için seracılar yani kaktüse yöneliyor. İşte sukulentlere böyle yönelen birkaç seracıdan biz de bulup almaya çalışıyoruz veya kendimiz büyütüyoruz arkadaşlar. Böyle tür biriktiren arkadaşlardan kendimiz biriktirmeye çalışıyoruz. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Böyle kompost topraklarımı, buralarımı bir toparlayayım. Allah'tan bugün evi temizlemiştim. Evi temizledikten sonra bir balkon kalmıştı. Balkonu da böyle hallettikten sonra şimdi ben balkon yıkamaya geçeyim. Görüşürüz inşallah. Video çok uzun oldu. Çok uzun olduğu için kusura bakmayın. Ben tekrar şöyle Zeynep Hanım'ın da saksı şeylerini, kargosunu size göstereyim. Bir tür, iki tür. Bu aynısı. Şöyle iki tür arkadaşlar. Şöyle üç tür. Şöyle dört tür. Şöyle 5 tür, şöyle 6 tür arkadaşlar ve şöyle 7 tür ve şöyle 8 tür ve şöyle 9 tür ve şöyle Van Gogh'lu burada kalmış. Van Gogh'lu sen orada niye kaldın? Van Gogh'luyu da ektim. Arkadaşlar tam 9 tane bitki gönderiyorum kendisine. Ve 9 tane türün sadece şunun ne olduğundan emin olamadım. Geri kalan şununla şunun ne olduğundan emin olamadım. Bu şeye benziyor ama farklı. Şimdi bu polluk,
diyenler olacak arkadaşlar. Pollux bu. Pollux kesinlikle bu değil. Şöyle çok sulanan bir saksı bu. Çok sulanan bir saksı olduğu için şöyle göbeğinin açık olması lazım. Kesinlikle topalak olmaması lazım. Bu böyle lahana gibi içinden içinden büyüyen bir tür. Çok da güzelmiş. Büyük ihtimalle seralarda ben yine bulurum diye Zeynep Hanım'ı kırmak istemedim. Göndermek istedim. Onun canı sağ olsun. Şöyle de özel türlerimden ona göndermek istedim. Tekrar özel türlerim satışta mıdır? Hayır arkadaşlar. Değil. Bunları bir büyüteyim, köklendireyim. Ama özel türlerimin dışında bakın şöyle sera bitkilerinin özellerinden var satışta bir. Bir de şu, şunu da ben kendi saksıma ekeceğim. Bakın çok bu sarı çiçek açan bir leş kaktüsü. Acaba nasıl ki, nasıl çiçek açıyor diye düşünmeyin. Çünkü hiç belli olmuyor leş kaktüslerinin çiçekleri. Bakın, bakın işte. Hiç belli olmuyor ve şunun tutulumuna bakın arkadaşlar. Şunun dışı bile çok değişik bir şemalı. Çok değişik. Yani leş kaktüsünü polis rozeti olan türün dışında o tür her yerde var. Diğerlerini kolay kolay bulmanız imkansız. Mesela bu 1 milyoncularda falan bunları bulmanız imkansız. O yüzden bulunca böyle kaçırmayın. Fiyat olarak da çok uygun arkadaşlar. Hiç inanamayacağınız kadar uygun. Ben olsam kaçırmam. Ben mesela gördüğüm bütün leş kaktüsü türlerinden alıp buraya ekmeye biriktirmeye çalışıyorum. Böylece çoğaltmaya çalışıyorum. Hani çiçeklerinden emin olmadığım için bunları göndermek istememiştim. Ama şunu gördükten sonra bir şeye karar verdim. Evet dedim, bu benim özel türler diye aldığım saksımdı diye kararımı verdim arkadaşlar. Ve bunun gönderimini yapacağım şimdi. Buradakilerde bana kalanlar, dal var mıdır artık, sadece şunlarda birkaç dal var, özel türlerden birkaç dal var, geri kalan yok. Seralarda bunlardan var mı? Seralarda da bunlardan hiç görmedim. Gördüklerimizi alıp getiriyorum zaten. Şu iki tür, şu sarı çiçekli olan ve bu şu türden arkadaşlar. Çoğaldığı zaman çok güzel oluyor. Harika oluyor. Burada da varmış bir leş kaktüsüm. Çoğaldığı zaman harika oluyor. Siz bilirsiniz. Ben kaçırmayın derim. Ve arkadaşlar videoyu çok uzattım. Hoşça kalın. Bu kadar uzun bir video olur mu ya? Hoşça kalın.